Merhabalar. Ben 8 yıldan beri iş cinayetlerinde yakınlarını kaybeden ailelere gönüllü hukuki destek veren ve ailelere gönüllü avukatlık yapan avukat Behrin. 8 yıldan beri bunu yaparken, işte bir daha olmasın diye mücadele ederken, iş cinayetlerine sorumlularının, tüm sorumlularının yargılanması için mücadele ederken, Soma'da da ben de yakınlarımı kaybettim ve avukatlıktan artık ben de ailelerin yanına geçtim. Ben de bir aile oldum. Soma'da durum tabii ki vahim. Ermenek'ten sonra telefon ettim. Zaten geçen hafta oradaydık gönüllüler olarak. Savcı fezlekeyi hazırlayacak olduğu için son bir kere bazı belgeler, şikayet dilekçeleri vermeye gitmiştik. Durum vahim çünkü hepsi perişanlar, aynı acıyı tekrar yaşıyorlar. Ben yakınlarımı aradığımda epey bir telefona çıkmadılar. Tekrar tekrar aradım. Dediler ki abla dediler biz ilaç aldık uyuyoruz. Dayanamıyoruz. İlaç aldık. Eşim iki tane aldı. Oğlunu kaybetti 26 yaşında bir kuzenim. Eşim 2-3 tane ilaç aldı. Ben aldım. Hep beraber yattık. Uyuyoruz. Duymayalım diye. Çünkü nefes alamıyoruz. Soma'nın durumu bu. İşçilerin durumu bu. Ben bu vesileyle iki şeyden bahsetmek istiyorum. Bir Kemal Paşa, Bursa Kemal Paşa'da da biliyorsunuz bir maden iş cinayeti meydana gelmişti. Orada olaydan sonra mekanizma gene çalıştı. Zaten işçi, ölen işçinin yakınlarının hakkı olan tazminatları önceden ve biraz fazlasıyla teklif ederek bu davalar uzun sürer. Zaten perişan olursunuz. Sonunda da bir şey çıkmaz. Biz sizin perişan olmanızı istemiyoruz diye. Ailelere yüksek miktarda para teklif edip normal koşullarda zaten alacağı paranın biraz üstünü teklif edip davaları takipsiz bırakıyorlar. Bunun için bir neredeyse çete diyebileceğimiz bir mekanizma çalışıyor. İşverenler bir taraftan, işveren vekilleri bir taraftan, piyasacı avukat meslektaşlarım bir taraftan ve davaları takip etmemeleri karşılığında da bir miktar para veriliyor. Kemal Paşa'da da böyle oldu. Kemal Paşa'da aileler bir süre sonra davalarını takip etmeyi bıraktı. Yerel mahkeme taksirden ceza verdi. Aileler temiz haklarından kararlar temiz edildi. Temizden sonra anlaşmaya varıldıktan sonra aileler temiz haklarından feragat etti. Buna rağmen Yargıtay olası kasttan yani daha ağır bir yerden sorumluların daha ağır bir şekilde cezalandırılması gerektiğinden bahisle karar verdi. Ne acıdır ki o davada da işveren vekilliklerini üstlenenlerden biri şu andaki Barolar Birliği Başkanı ve bir diğeri de bir önceki Barolar Birliği Başkanı'nın hukuk bürosu bu son pazartesi günkü duruşmada vekillikten istifa ettiler artık herhalde utançlarından diyoruz. Çünkü Soma'da gelip orada işçi savunuculuğuna, hak aramacılığına soyunmuşlardı. Maalesef olayın gerçek yüzü biraz önce Sinem'in de anlattığı gibi öyle değil. Öbür dosyada da işveren vekilliği yapabiliyorlar maalesef. Bir değinmek istediğim başka bir konuda biz aileler olarak hep beraber bu iş cinayeti davalarında bilirkişi raporlarından yıldık. Hep beraber yıldık. Çünkü sanki hepsi bir ağız birliği etmişçesine mahkemelerden ağır cezalar genelde İTÜ'den istiyor bilir kişileri ve İTÜ'den gelen raporların %99'u diyeyim ben size ne yapıp yapıp işverenin kusursuzluğu veya en hafif kusurlu haliyle ama işçilerin en ağır şekilde bu kusurlu olduğu haliyle rapor veriyorlar ve işçileri kusurlu gösteriyorlar.
Biz de aileler olarak İTÜ rektörlüğünden randevu talep ettik. Ayın 21'inde bize randevu verdiler. Rektör yardımcısıyla ve bir kısım yetkiliyle İTÜ'de bir toplantı yaptık. Ve orada derdimizi anlattık. Ve kendilerine bir çeki düzen vermeleri gerektiğini söyledik. Rektör yardımcısı bizi kabul ettiğinde açılış konuşması yaptı bize. İTÜ'nün 1873 yılında kurulduğunu, ne kadar büyük bir üniversite olduğunu, Türkiye'deki mühendislik altyapısının, akademik altyapısının İTÜ tarafından kurulduğunu, biz de kendilerine bu kadar Türkiye'deki mühendislik altyapısının kurucusu akademi olarak bu iş cinayetlerinde Türkiye'nin dünya birinciliğine koşması, inşaat sektöründe, madencilik sektöründe, elektrik sektöründe iş cinayetlerinin en üst seviyeye ulaşmasından bir sorumluluk duyup duymadıklarını, akademi olarak bu konuda ne yaptıklarını, ne yapmayı düşündüklerini, bu akademisyenlerin nasıl olup da işçileri sürekli kusurlu gösterdiklerini sorduk, hesap sorduk. Bize söz verdiler kendilerini gözden geçireceklerine dair. Söyleyeceklerim bunlar. Bunun dışında biz her ayın ilk pazar günü saat 1 ile 2 arasında burada vicdan ve adalet nöbeti tutuyoruz. Bu 35. nöbetimiz. Ve bütün aileler, hepimiz birbirimizin davalarını takip ediyoruz. Orada bir baskı gücü olmaya çalışıyoruz. Davalarımızı takipsiz bırakmamaya çalışıyoruz ki sorumlular yargılanabilsin. Çünkü sorumlular yargılanmıyor. En hafif cezalarla bırakıp gidiyorlar. En önemlisi de kamu görevlileri yargılanmıyor. Kamu görevlerinin yargılanmasını sağlamak için arada bir sürü mekanizmaları var, izin mekanizmaları. Bu mekanizmaları aşmak çok uzun yıllar alıyor. Ve biz bu kamu görevlilerinin yargılanmasını sağlamak için de ayrıca büyük çabalar sarf ediyoruz. Sizlerden beklentimiz de bize destek olmanız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ettim. Şimdi gazetecimizden nöbete dair görüşlerini alıp bitireceğim. İş cinayetleri Türkiye'de dediğimiz gibi hepimizi etkileyen noktalara geldi. Önce hani işçiyi yaşatmamak, giderek ölümüne sebep olacak koşulları yaratmak ve katliamlara sebep olacak boyutlara ilerletmek. Burada sermayenin, patronun kar hırsını göz önüne almakla beraber denetim ve soruşturma aşamalarından başlayarak kamunun görevini yapmayışının ve bu koşulları teşvik edişinin ve işçi sınıfına, çalışanlara dayatışının altını da herhalde çizmek gerekiyor. Hükümetin bu konuda adımlar atmasını sağlayacak bir baskı mekanizması, toplumsal baskı mekanizması oluşturmanın yanında giderek giriftleşen tek tek bütün davaları takip etmek de çok önemli. Bu buluşmayı gerektirecek koşulların ortadan kalkması umuduyla hepinize ben de iyi günler demek istiyorum. Başta gazetecimize ve bizi dinleyen, buraya gelen, gönüllü destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bir duyurumuz olacak. Dün çocuk işçi kaybettiğimiz kardeşimiz Eren Eroğlu'nun anması sebebiyle, vesilesiyle ölen bütün işçi kardeşlerimiz için bir aşure dağıtımı olacak. Hepinizi bekliyoruz. 36. nöbetimiz Aralık'ın ilk pazar günü olacak. Yine oraya da, o nöbetimize de hepinizi bekliyoruz. Temennimiz Türkiye'de iş kazalarının, iş cinayetlerinin durması ve azalmasıdır. Bu konuda da tekrardan sizden destek bekliyoruz. Teşekkür ederim.